Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Galatasaray cephesine bakalım. Galatasaray yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Sarı Kırmızılılar, Korendon Alanya Sporlu, Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yabancı futbolcu takviyesi için temaslarını sürdüren sarı Kırmızılılar yerli rotasyonu da güçlendirmek istiyor. Galatasaray'ın ilk hedefi Korendon Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın. sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katma konusunda oldukça istekli. Korendon Alanyaspor'un bu transfer için beklentisi yaklaşık 6-7 milyon euro. Galatasaray ise belli bir miktar bon servisin yanı sıra kadroda düşünülmeyen bir iki genç oyuncuyu bu transferde kullanmayı düşünüyor. Yönetimin bu transferi yaz kampına yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi. Oğuz'un da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı bildiriliyor. Milli futbolcu etkili oyunuyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. 23 yaşındaki futbolcu geçen sene Korendon Alanyaspor formasıyla 38 maça çıktı. Bu süreçte 13 kez fileleri havalandıran ve 8 gol pası veren Oğuz takımının en skorer futbolcusu oldu. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan transfere dev bütçe. Transferde adımlarını dikkatli atmaya çalışan Galatasaray'da İki pozisyon için belirlenen bütçe belli oldu. Cimbom'da 8 ve 2 numara takviyesi için kesenin ağzı açıldı. Başkan Dursun Özbek, iki pozisyon için bu sefer nokta atışı yapılmasını istedi. Sarı Kırmızılılarda, Orta Saha ve sağ bek konusunda toplam 25 milyon euroluk bütçe ayrıldığı öğrenildi. Transferden sorumlu isimlerin belirlenen bu bütçe doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bütçenin önemli kısmının 8 numara transferi için kullanılacağı aktarıldı. Sabek takviyesi için de yine önemli bir harcama yapılacağı vurgulandı. Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Mişi Batşuayi'yi renklerine bağlayan ve 8 ile 2 numara transferine odaklanan Galatasaray'da satışlara göre yeni hamleler yapılacağı da belirlendi. Galatasaray'dan Cardoso'ya 18 milyon euro, Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı takım transfer için önceliği sağ bek ve orta sahaya verirken Galatasaray için İspanya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Galatasaray'ın Brezilya'da oynadığı dönemde de takip ettiği Johnny Cardoso için Real Betis'e 18 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü. Diario de Sevilla'da yer alan habere göre Real Betis'in ise oyuncusuna çok sayıda ilgi olması nedeniyle bu teklifi geri çevirdiği belirtildi. 22 yaşındaki Amerikalı orta saha oyuncusu ile Galatasaray dışında Roma, PSG ve Juventus, Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi takımların ilgilendiği öne sürüldü. Bu takımlar arasından en ciddi teklifin şu ana kadar Galatasaray tarafından yapıldığı kaydedildi. Real Betis'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için beklentisinin en az 25-30 milyon euro olduğu aktarıldı. İspanyol ekibi Real Betis, Ocak ayında Johnny Cardoso'nun haklarının %80'ini Brezilya temsilcisi Internacional'den satın almıştı. Real Betis ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Cardozo, transferinden sonra geride kalan süreçte Real Betis'te 19 maça çıktı ve 1 gol, iki asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray'da satış gerçekleşiyor. Zaniolo. Galatasaray'da yeni sezon kadrosu için çalışmalar sürüyor. Sarı Kırmızılılarda kadroya katılacak isimler kadar kadroda yer alan yıldızların durumu da merak ediliyor. İki sezon önce devre arasında Roma'dan 15 milyon euro bedel ile takıma katılan ve geçen sezon Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oluyor. Galatasaray yönetimi uzun bir süredir gelen teklifleri reddedip beklentiler karşılanmadığı sürece satışa onay verilmeyeceğini belirtmişti. Nitekim teklif sarı kırmızılıların istediği gibi 20 milyon euro bandına çıktı. Bu rakama ise İtalyan oyuncunun ülkesinden hazır olan iki takım var. Atalanta ve Fiorentina'nın 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Bu doğrultuda hafta içerisinde Yıldız futbolcunun satışının gerçekleşmesinin hayli yüksek olduğu öğrenildi. Galatasaray forması altında 12 maçta süre bulan Zaniolo 5 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'a Uruguaylı Orta Saha Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da orta saha adaylarına yeni bir isim daha eklendi. Lucas Torreira'nın yanına yıldız takviyesi yapacak Aslan'da, Hojbjerg, Fofana, Amrabat, Goretzka gibi oyuncuların yer aldığı listeye Rodrigo Bentancur da dahil oldu. Sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle temasa geçti. Uruguaylı yıldız 35 milyon euroluk piyasa değeriyle dikkatleri çekerken Galatasaray bu transfer için kiralama artı satın alma opsiyonunu devreye almak istiyor. Tottenham kulübü 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bentancur'a iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi planlıyor. 2022'de 19 milyon euroya Juventus'tan transfer edilen başarılı futbolcu, vatandaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın bulunduğu Galatasaray'ın ilgisine son derece olumlu yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı teknik heyet de Uruguaylı oyuncunun transferine sıcak bakarken, sarı-kırmızılı transfer komitesi mali şartları değerlendireceği Bentancur'da mesafe kat etmeyi hedefliyor. Geçen sezon sakatlık sorunu yaşayan Bentancur, Tottenham formasıyla 25 maça çıkarken bir gol ve bir asistlik performans gösterdi. Yönetim bu transferde kaptan Fernando Muslera'dan yararlanmayı planlıyor. 38 yaşındaki eldiven kendisi gibi Uruguaylı olan vatandaşı Bentancur'u ikna edebilir. Lucas Torreira'nın da yer aldığı Galatasaray, Bentancur'a imza attırırsa kadrosunda 3 Uruguaylı bulunacak. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı tehlikesi Galatasaray oyuncularına gelen teklifleri Euro 2024 sonrasına ötelemişti. Bunun nedeni ise söz konusu isimlerin turnuvada gösterecekleri performanslarıyla değerlerini artırma ihtimaliydi. Ancak yönetimin bu hesapları şu ana kadar pek tutmadı. Özellikle de Abdülkerim bardakçı konusunda. Gruptaki ilk iki müsabakada beklentileri karşılayamayan Abdülkerim, gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü ve Çekya maçında sahaya çıkma şansını yitirdi. Bu durum sarı kırmızılılarda hayal kırıklığına neden oldu. Suudi Arabistan'dan teklifler alan Abdülkerim için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret talep eden Galatasaray, istediği rakamı kabul ettirememe tehlikesiyle karşı karşıya. Sözleşmesi sezon sonu beklemeden uzatılan 29 yaşındaki futbolcunun grup aşamasından sonra ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor. Konya Spor'dan 3 milyon euro bonservisle Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakçı, 2 sezonda sarı kırmızılı formayla 77 müsabakaya çıktı. 10 gol atma başarısı gösterirken 3 de asist kaydetti.